İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarındasınız. Beyaz Futbol hoş geldiniz. Neler var TV mi kardeşim burası? Bu ne rezalet ya. Hocam bak iki top neydi ki ondan öpüyorum. Bak Sinan Engin şoktan heykel gibi duruyor yerimde. Heykel. Resmen Fenerbahçe'yi şampiyon yaptınız bu Beşiktaş'ı. Abi benim Fenerbahçe'yi. İyi akşamlar. Aziz Yıldırım'a dünya yana mıydın? Hayda o ne? İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ne oluyor ya? Ortalık karıştı. Ya nereye idare edeceğimi şaşırdım. Hoş Fenerbahçe'yle Eltem. Fenerbahçe Akhisar deplasmanından altın değerinde 3 puan 3 golle aldı. Dün şampiyon gibi karşılandı. Bugün şampiyonlar gibi uğurlanıyor. Rasim Ozan Kütahyalı son derece bu konuda gergin. Ya rezalet. Fenerbahçe ne zaman şampiyon oldu kardeşim ya Ertem? Sen Aziz Yıldırım'la dün öğle yemeği falan mıydın kardeşim? Ben böyle bir şeyim var. Burada bir Aziz Yıldırım parmağı görüyorum. Fenerbahçe daha. Abi daha yeni. Artı. Bu ne rezalet kardeşim? Bak ben sana bir şey daha söyleyeyim. 22 Mayıs İngiltere maçı koymuşlar. Öğrendin mi lan onu? 22 Mayıs İngiltere maçı. Evet, bir baktım. Doğru. Nasıl konur abi 22 Mayıs'ta o zaman? Ya şampiyon belli demek ki. Ne? Ulan o hafta en manyak hafta. Bak adam heykele döndü. Yine mi ikinci olacağız? Göster Sinan Engin'i. Ne oldu heykele? Yine mi ikinci olacağız? Yine mi Beşiktaş'ın elinden şampiyonluk alınacak? Allah Allah. Haklı adam. Ya bir şey demedi adam bir şey demedi adam. Bak adam. Yüz ifadesinden göster. Yüz ifadesinden belli. Sevgili ya. Seyirciler bak, Fenerbahçe maçıyla açtık. Fenerbahçe şampiyon yapıyorsunuz. İlçeli yayınımız gereği. Ne objektif olarak alacağız? Her ne kadar Beşiktaşlı da olsam olabilirim de ama Fenerbahçe maçıyla açtık. Fenerbahçe'nin haklı gururu. Ahmet Çakan ne diyor? Ya sana yazıklar olsun. Ahmet Çakan. Milyonlarca Fenerbahçeli ve kendim ve milyonlarca Fenerbahçeli adına sana teşekkür ediyorum. Hocam burada 2 senedir Beşiktaş ne zaman lider olsa geçen sene Dembaba klipleri konulmuyor muydu? Beşiktaş bu sene çok her hafta liderken Mario Gomez klipler konulmuyor muydu? Bir tane de Fenerbahçe klibiyle açılsın. Niye böyle üçünüz dördünüz? Ya bir dakika. Üçünüz hatta. Hadi doğru hadi. Yani Fenerbahçe hadi. Sanki üçünüz. Fenerbahçe bu akşam. Hayır hocam. Dünya devi Akhisar Spor'dan galibiyet. Bu utanmazlıktır yazıklar bu ya. Olsun. Bana bak sana sıvacı diyordum. Sıvacılar da özür diliyorum. Erteme de yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun ya. Hocam niye Beşiktaş klipleri oynayınca bu tepki vermedin? Aynı verdim hocam. Vallahi ya. Verdim ya. Hop bir dakika hocam hop. Bir dakika. Dur. Kusura bakma. Bu programda şu koltukta oturmam dakika zorlaşıyor. Ulan zemine rağmen ne be? Tabii. Lukaç'la kazandı Fenerbahçe. Ne? Bu Akhisar'ın kalecisi resmen golleri yedi. Bir gün önce Fitor Pereira'ya gitmiş. Evet. Bugün gazetelerde var. Bugün internet sitelerinde var. Evet. Bir gün önce gitmiş. Akhisar zeminini kontrol etti. Bir gün önce kontrol ettiğin zemini... Maçtan sonra nasıl tenkil edersin? Ya gitmiş dersin ki en baştan söylersin. Buna rezalet dersin. Şunu şöyle derken... toparlayın dersin. Önceden söylersin. Burada her şey ayarlanıyor. Kaç sakat oldu bugün gördün mü iki taraftan? Akhisar'ın kalecisi golleri yerken sanki karpuz yer gibiydi adam ya. Adam karpuz yer gibi ya. Karpuz yer gibi mutlu. Ooo karpuz suyundan da gol. Akhisar kalecisini sorguluyorum. Golleri karpuz yer gibi yedi. Şakır şakır. Oo, ya bir kaleci mutlu olur mu ya? Gol yedi böyle üzülür ya. Ben senin niye böyle düşündüğünü biliyorum. İkinci golden sonra benim de tuhafım olmuş. Hocam tuhafa inmeyin lütfen. Bir şey abi, sakın senin gibi düşünmüyorum. İki arıyor demiyorum. Lan ikinci golden sonra kalecinin gibi gol yenmez. Kalecinin gülümsemesi beni çok rahatsız etti diyemem. Yeri de etti hocam seni de. Ama hayır kardeşim yani insanlar bazen... Kötü bir şey gelince gülümserler. Mesela bende de vardır bu. Hocam kötü bir şey yapma. Gelince. Mesela durup dururken yolda bir adam tokat atsa gülerim önce adam. Tamam hocam o seninki psikopatlık gülücü. Zaten aynı kafamı yedersin. Hocam bence bu kalecinin gülmesi anlamaz. Yani sen bundan dolayı diyorsun kaleciden rahatsızım demeye getiriyorsun. Hocam bak bu kaleci lütfen TRT Spor'dan görüntüleri isteyelim. Evet, Şenol Gök'a göndersin. 3 görüntüde de 3 golde de adam gülüyor hocam 2 değil. 3 golde de. Yani bu çok net. Sevimli bir çok net. Yani ne demek istiyorsun kardeşim? Ya daha bak ben şimdi girmek istemiyorum. Gollere bakalım golleri kimler attı? Kimler attı? Şener, Volkan, Fernandao. Üçü de nereden geldi? Bursa'da. Bilmiyorum. Ne var bunda? Hocam ben Bursa'yla. Fenerbahçe şu anda İzmir'de. Havalimanında. İşte, taraftarlar Pereira'yla. Resim çektiriyor. Evet görüyorsunuz Fenerbahçeli taraftarların Victor Pereira ve futbolculara yoğun ilgisi var. Şu anda küçük bir izlenme
heyecan yaşanıyor. Evet. Futbolcular da İşte görüyorsunuz Robin Van Persie'ye ayrı bir ilgisi alakası var. Evet bugün Şener, herkes attığın güzel golü konuşuyor. Ne diyeceksin? Çok güzel bir gol oldu. Uzaktan vurdun. Hissettin mi gol olacağını Şener? Abi bir fotoğraf abi. Şener abi bir fotoğraf. Şener abi. Şener abi. Beyler. En büyük Fener. Evet. Merhaba. Evet, özellikle Şener'in bugün maçın yıldızlarından birisi olduğunu söyleyebiliriz. Attığı gol ve yaptığı asistle Fenerbahçeli taraftarların ilgi odağı haline geldi Şener. Şener. Evet. Şener'in golü için ne diyeceksiniz golü? Şener'in golü için. Ya Şener 10 numara bir gol attı. Böyle bir gol olmaz ya. 35-40 metre. Resmen yazdı ya. En büyük Fener. Her zaman her yerde en büyük Fener. Abi seni seveceğim. Evet abi sana çekebilir miyiz? Evet. Havalimanında sevgili seyirciler İstanbul'a dönüş yapıyor ve Fenerbahçeli taraftarlara bir kez daha buradan Fenerbahçeli futbolcuları bir kez daha tebrik ediyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyetti. Abdülkerim abiyi kırmıyoruz. Gelsin bir kez daha klip. Ne geliyor? Çok teşekkür ederim kardeşim. Çok teşekkür ederim. Beşiktaş lider olduğu zaman Beşiktaş'ın şampiyon gibi. Fenerbahçe lider olduğu zaman Zemine Fenerbahçe'nin şampiyon gibi gösteriyoruz. Zemine. Galatasaray'ın zaferlerinde efendim. Zemine rağmen yazmayın kardeşim. Abi kötü zemine. Zemine ya bırak zemine memine. Akhisar karecisi ağır bağır etti. Rasim Ozan. Ayıp ediyorsunuz. Bravo. Beşiktaş'ın bir tane tehir maçı var. Tehir maçını da kazansa, önündeki maçını alsa lider. Yani tamam, sanki baba, klip yapacağız o zaman. O zaman bundan sonra Beşiktaş klip yapacağız. Beşiktaş 16 Mart'tan sonra Beşiktaş bu maçı kazandıktan sonra evet. Beşiktaş'ın her hafta lider girdiği her maçta klip yapacaksınız. Evet. Bu ne aymazlık kardeşim ya. Bir defa çaldırdın, bir daha çaldırıyorsun. Sanki lig bitti, sanki şampiyon oldu. Ya bir şey oldu falan. Ayıptır ya. Böyle bir şey olur mu ciddi ya? Böyle bir yayın olur mu ya? Devamlı Fenerbahçe. Biraz sonra bir daha bir klip. Sinan ne derse altına imza atarım. Görmemişin oğlu olmuş. Bu ne ya? Görmemişin oğlu olmuş. Böyle bir rezalet olmuş. Görmüyorsunuz bunu. Kopartmışsın. Hayır sanki. Bu ne terbiyesizlik. Ya sanki. Kuma mı çektik yayıncılık? Bir kere çaldırdın. Sesimiz çıkarmadı. Acıbet gravat. Ya başka yani. Kardeşim. Fenerbahçe kazandı ama şampiyon. Hadi Fenerbahçe kazandı. Tamam. Tamam. Tam yazılıp pasta getir. Ama nedir? Lig mi bitti? Şampiyon. Arkadaşlar şu üstte konuşuyoruz. Tamam. Sinan Sinan. Arkadaşlar. Yani Fenerbahçe tamam kazandı, tamam. Etti. Galip geldi. Bir maçı eksik olan Beşiktaş var yarın. Tamam. Maç oynanacak. Ne alakası var? Bu kadar her dakika klip mi çalacağız burada ya? Beşiktaş'ın geçen sene Beşiktaş'ın klip yaptığımız zamanlar Avrupa maçını kazanmıştı. Bilmem ne olmuştu. Biz de kazandık falan geçen falan. Hafta Sinan yapmadı. Yaptı geçen hafta çalmadı mı? Yapmadı Lokomotif'i yendik. Yani o bu. Beşiktaş'ı yendik. Ya şimdi be. Bakın. Derbi maçı kazandık. Lokomotif'i. Eledik. Bir dakika bak. Beşiktaş şimdi bir maçını oynar. Tehir maçını oynar. 4 puan falan öne geçersin. Ondan sonra hayır, klip abi. Yapılır. Şarkılar istiyorsan sen de şarkı söyle. Damruka çalın burada. Çünkü. Beni ilgilendirmez. Ama
Bu nedir abi ya? Bak hala veriyor. Verme kardeşim. Ne yapıyorsunuz ya? Vermeyin kardeşim. Allah boyu da programdan sonra Bağdat Caddesi'ne gidin. Gidin abi. Gidin abi. Gidin abi. Klaksiyonlara basa basa. Yok böyle bir şey. Gelir misin kardeşim? Serkan marşı da verme bu kadar. Yeter. Gidelim. Yeter. Bu ülkede sadece Fenerbahçe'li yok. Beşiktaş'ta var. Galatasaray'la tabii sonra. Çaldık bitti. Artık şeyini çıkarmayın suyunu. Aynen. Bu kadar. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Fenerbahçe müthiş oyun oynadı. Harika bir futbol oynadı. Çok güzel bir galibiyet aldı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Ama yani canım. Kalkıp da yani. Sinan beni hayal kırıklığına uğradı. Kör gözün parmağı. Apo ya nerede? Vallahi hayal kırıklığına. Bu nedir abi ya? Ben burada. Ben Fenerbahçe burada. Yani ne? Fenerbahçe maaşını salacağız devamlı. Sinan bir şey söyleyeyim. Ben dinlemek zorunda değilim. Ben burada haftalarca, aylarca. Dinlemek zorunda değilim abi. 2 yıl boyunca Dembaba, Mario Gomez gibi beni bir, dinlemedim ama ya. Ama bir başarı vardı. Burayı Beşiktaş TV'ye çevirdi bu. Ama bir başarı vardı. Ne başarısı vardı ya? Üçüncü bitiriyorsunuz 2 senedir ya. Olur mu kupada kazandık falan filan yani. Tur atladık, çeyrek finale çıktık falan. Hadi seni anlıyorum. Ben Ahmet Hoca ile Rasim Ozan'a şampiyon yapıldı ya kardeşim. Ya, 22 Mayıs'a maç. Erdem Yaz şampiyazı. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ya, bak, daha erken. Bak, daha erken. Eksik Fenerbahçeliler kazansın. Burada Beşiktaş klibi yapılacak. Fenerbahçeliler. Fenerbahçeliler. Bravo Erdem. Devam. Fenerbahçeliler kusura bakmayın. Şu an emanetçi bir lidersiniz. Evet. 16 Mart'tan sonra eğer gerçek lider olursanız Erdem çalar. Evet. Bakın şu an gerçek lider değilsiniz. Emanet. 16 Mart'tan sonra olsun. Bir şey söyleyeceğim. Sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olsun. Burada alkışlarız. Oynarız. O ayrı bir şey. Lig bitsin. Ama daha lig devam ediyor. Niye oynayacağım ya? Sen oynarsan öyle kendine göre. Ben de sana şey yaparım. Ritim tutarım. Ben de oynayacağım. Ya oynarız. Hocam. Ben de oynayacağım ya. O zaman tebrik ederiz. Hocam o zaman tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Alkışlarız. Sen kalkıp oynarsın. Ben. Nerede ben? Düğünümde oynamadım ben. Alkışlarız. Alkışlarız. Tebrik ederiz. O anlamda söylüyorum. Ama kalkıp da ya Fenerbahçe şampiyon devam ediyor. Yapılmış ya. Emanetçisiniz. İki tane arka arkaya maç kazandınız. Bunlar ne? Aziz Başkan ben nerede bu şimdi? İzin alayım bana bak. Aziz Başkan. Bu kabul edilemez bu. Ne? Bu Fenerbahçe'den zarardır. İzmir alalım hocam. Işte, ya. Böyle bir şey olamaz ya abi. Hocam her takım deplasman. Ben ses ver, ses ver. Aziz Başkan, şey Aziz Başkan taraftarların arasında izdihamda ses verelim. Hocam Beşiktaş. Ses verelim. İzdiham yaşıyor görüyorsunuz Aziz Başkan. Çok sayıda. En büyük başkan. Havalimanında. Havalimanına tekrar gerekirse bir kez daha gideceğiz. Sözünüz yarım kalmıştı hocam. Hanginizin sözü yarım kalmıştı? Hocam, onu bile şaşırdım. Hocamın, şimdi bakın hocamın arkadaşlar, sözü yarım kaldı da. Çok tuhaf bir ülkede yaşıyoruz ve çok tuhaf bir spor medyasıyla ve bu tuhaf spor medyasının mümtaz adam zannettiğim temsilci aslında bir fiyasko olduğunu bu gece sen bana bir kez daha topikli Ertem olarak Sıvacı Ertem'den de öte ispat etti. Sana yazıklar olsun. Bir. Ne yaptık hocam? Anlatacağım. Fenerbahçe sıradan bir lig maçı kazandı. Evet. Efendim aralarında zaten şiddet farkı vardı. Bir dakika kardeşim. Buyurun. Benim hayda. Yayındayım kardeşim. Allah. Kapatın aramayın. Ondan sonra baktınız Fenerbahçe maçları. Efendim utanmasan pasta getireceksin. Allah. Utanmasan burayı sarı lacivert balonlarla donatacaksın. Allah. Utanmasan en büyük Fener diye bağıracaksın. Gerekirse onu da yaparız hocam. Zaten Sinanlar Fenerbahçe sen de diyor ki oynarız diyor. Hayır bir dakika bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe şampiyon olsun. Evet. Balon da yaparım. Balon da şişiririm. Balon da patlatırım. Ya. Stüdyoyu Fenerbahçe TV'ye de çeviririm. Şampiyon kim oldu geçen Instagram'a. Kardeşim şampiyon oldu. Instagram'a bir sürü terbiyesizler yazıyor. Ya Sinan Engin zoruna gitti. Kardeşim zoruna gitti değil. Bu ülkede şu an Fenerbahçe lider mi abi? Gerçek lider mi? Maçın eksiği var mı? Var. E ne o zaman? Ne alakası? Biz de bunu söylüyoruz. Allah. Bir kere çaldı tamam. Bir daha ne çalıyorsunuz? Ne alakası var yani? Bu ülkede Fenerbahçe o kadar da Beşiktaşlısı da var, Mendes var. İnsanlar diyor kardeşim niye bu ne klibi? Lig bitsin çalın kardeşim. İstersen stüdyoyu sarı lacivert yap. Biz de alkışlarız, tebrik ederiz yani. Ne tamam. Alakası var? Tamam. Burada kendini bilmez bir sürü aymaz yazıyor. Yok Sinan Engin zoruna mı gitti, ya, buna mı gitti falan. Niye zoruma gitsin? Ne zoruma gidecek kardeşim?
Aynen öyle. Yani, yani Akisar'ı yendin. Sanki gittin dünya şampiyon oldun da klip yayınlanıyor. Bundan mı eviniyorsunuz? Şampiyon alt tarafa, alt tarafa Akisar'ı yendin be. Akisar'ı yendiniz de hale geldiniz be. Ertem'cim ben bir şey anlamadım. Bu ne Fenerbahçe mafyasıdır. Yani biz burada haftalarca Beşiktaş klipleriyle Vivo'yu Beşiktaş TV'yi çevirdiniz diye bas bas bağırırken ben. Yani niye kardeşim Ozan'la Ahmet Çakar bak, özellikle be, hiç tepki bak benim kızdığım şey şu. Ben Beşiktaş. Beşiktaş eksik önce maçlarını kazandığı an lider. Tamam o zaman ne yapacağız? Fenerbahçe gerçek lider bile değil. O zaman ne yapacağız Rasim? Fenerbahçe gerçek lider değilken tüm Türk medyası ne gerçeği bir şey söylemiyorum abi. Tamam da o zaman ne yapacağız? Tüm Türk medyası Fenerbahçe şampiyon hayırlı olsun. Beşiktaş sözler gelsin. Beşiktaş yarınki maçını kazanacak büyük ihtimalle. Gidip Trabzon eksik maçını da yenerse lider olacak. Ertem Şener de burada en güzel Beşiktaş klibi yapacak. Çaldırmayacağım ben de. Ne? İzin vermeyeceğim. Çalmadı diyeceğim. İstemiyorum diyeceğim. Yok abi olur mu lig ya? Sezon bitene ya kadar, sezon bitene kadar söyleyeceğim Ertem'e çalma diyeceğim. Çalsın Beşiktaş abi. Hayır. Neden hayır ya? Ne gerek yok abi. Abi o lig bitince. Abi biz burada. Gerçeği lig bak, bitince. Ertem Sinancığım ben burada saygı içerisinde dinlemedim mi Beşiktaş kliplerini? Dembaba kliplerini. Ezberledik hatta ya Dembaba. Abi senin de hoşuna gidiyor Dembaba. E tamam da sizin niye hoşunuza gitmiyor? E şimdi Dembabalık bir sizin niye hoşunuza gitmiyor? Abi hoşumuza gitmiyor demedik. Bir kere çaldın tamam bir daha üstüne üstüne. Ha sen üst üste diyorsun. Ha üst üste bizi mi denerken çalışıyorsun kardeşim? Bir kereye bile tamam. Yani tamam bir kere eyvallah dedik. Hadi sen Beşiktaşlısın kardeşim sana. Söyledik. Hadi sana hak veriyorum. Peki Galatasaraylı Rasim'le tarafsız hiçbir tarafı tutmadığına inandığım, daha doğrusu bundan sonra artık şüpheyle baktım. Ahmet Çakar'a ne oldu onu anlamadım. Kusura bakma Ahmet hocam yani sen niye Beşiktaş kliplerinde bu kadar şunu söyleyeceğim. Beni sükut hayali uğratan şey şu. Beşiktaş'a ilgili ben Beşiktaşlıyım her zaman söylüyorum. Evet. Taraftar Ertem Şener olarak söylemiyorum ama televizyoncu Ertem Şener olarak Fenerbahçe'nin galibiyetinde de Galatasaray'ın galibiyetinde de klip yapan bir programımız biz aslında. O zaman Konya'da kazandı. Konya'ya da klip yap. Hocam Konya nerede? Merzifon Spor'un da kazandı. Hocam, üçüncülük kırmızı kurdu ona da klip sen yap. Sen Konya ile ilgili Sabah gazetesinde ya yazı yazıyor musun? Tabii yazıyor. Nerede bravo yazıyorsun hocam? Bunu ağzını alıyor musun? Sen Konya ile ilgili. Bir yorumun var mı? Bak bir şey söyleyeyim. İşte sen, Allah öyle büyük ki ağzınıza dolaştırır. Konya Konya. Millet Sabah gazetesi yazıma girin. Evet. Bursa'dan sonra bunu gerçekleştirir mi bir takım bilmiyorum ama gerçekleştirecek tek takım ne ihtimal zaman? Konya'dır hafta içi. Ne? Yazmış tamam, adamım ben. Bak bir şey söyleyeyim hocam. Hocam Konya sen yapabilir mi? Ya bir dakika Rasim dur. Dur. Hocam Konyaspor Türkiye'nin bana göre var ya bu sezon en iyi takımı Konyaspor. Konya. Ama Konyaspor biz burada Konya, 3 tane konuşursak. Konya. Konya. Bizi kimse izlemez hocam. Başkanım da Konyalı. Davutoğlu da Konyalı diyorsun Ahmet Davutoğlu. Ya olabilir ne yapayım yani. Sen bir Konya'da Konyalı. Bakayım. Konyalı. Öbürü de Konyalı. Konya. Ne? Konya'da. Sıvama yapıyorsun yani. Konya. Konya'yım. Ya Konya'yı övüyorum da. Konya halkının niye düşmanı? Sen Konya Beşiktaş maçını kazandın. Ben Konya'ya niye düşman olayım? Rasim. Ben gittim Konya Spor'un. Hocam bir de Konya'da niye gittin vardı? Ben Konya Spor'un stadının açılışında ben vardım. Reklamını çektik. Konya Spor'un açılışına gittin mi? Gittim tabii. Ben Konya'yı çok severim. Mevlana Celaleddin Rumi'ye de gittin mi? Siyaset, siyaset. Bir dakika Mevlana Celaleddin Rumi'ye... Yok ya. Mevlana'dan dolayı da ben Konya'yı Konya'dan dolayı seviyorum ya. Kardeşim siyasetçilerle gidiyor. Aklıma geldi. Ahmet Davutoğlu. Ben Konya'yı Karamanoğulları beyinlerle çok seviyorum diyor. Mevlana'dan ötürü sevmiyor musun? Hazreti Mevlana'nın şehri. Ya ben Mevlana'dan dolayı. Ben herkesten dolayı Konya'yı seviyorum. Konya pilavı yer misin? Konya pilavı. Konya pilavı yer misin? Ne? Konya pilavı. Konya'nın ben Konya etli ekmeği. Aa Erbakan Hoca da Konyalıydı. Bıçak arası deriz. Allah rahmet eylesin. Ertem ya bıçak arası derler ona biliyorsun. Erbakan Hoca'ya da Allah rahmet eylesin. Bıçak arası derler inşallah. Ama senin sevmediğin şehir var mı? Benim sevmediğim şehir var. Var. Paris. Paris. Ben Paris'i sevmem. Niye? Neresi sevmem? Hocam ben her yeri severim ya. Ben Atina'yı da severim. Konya'yı da severim. Nahçıvan'ı da severim. Aa, her yeri severim hocam. Ben her yeri severim. Bravo. Bütün insanları severim hocam. Evrensel. Bak Ertem bir şey fark ettin mi? Hocam bir de bugün yenge yani koşu dediğim şey var. Aylar sonra bir Fenerbahçe klibi yaptın. Nasıl saldırıya uğradın gördün mü? Ya hocam bak, nasıl şey saldırıya uğruyorsun? Şimdi Beşiktaş'ta benim nasıl Beşiktaş'ta uğruyorum? Abdülkerim abi benim nasıl Beşiktaş'ta olduğumu bilirler. Evet. Bak sana enteresan bir şey söyleyeyim. Bu nedir Aziz yalakalığı? Bu nedir Fener yalakalığı? Beşiktaş'la ilgili yaptığınız zaman Fenerbahçe düşmanı. Ya kardeşim Allah aşkına biz milyonlarca Fenerbahçeli burayı Beyaz TV, Beşiktaş TV'ye çevirdin diye efendim Ertem Şener'e, Sinan Engin'e kızmadık mı ya? Ne oluyor Beşiktaşlar ya? Siz lider olunca sizin de klipleriniz yapılacak. Biz de saygıyla oturup dinleyeceğiz. Bunda ne var ben anlamadım ya. Anladın mı Ertem? Evet, siz Fenerbahçeliler çok... Fenerbahçeli olmanın zorunda... Siz Fenerbahçeliler çok nankörsünüz. Bu taraftarlarınız çok nankör biliyor musunuz? Neden?
Ya medyada bir tane benden başka. Evet. İnandığım için sizi savunan kimse yoktu. Şimdi senin Fenerbahçelilerin bana sallayabiliyor. Allah Allah. Yani öyleydi Türkiye ya öyleydi. Bu ülkede Fenerbahçe, bu Fenerbahçe Instagram'la alakalı değil. Şu ülkede. Gerçek. Söylemeyeyim daha detayını da. Hakikaten bu siz Fenerbahçeliler büyük nam görürsün ama sallayın ben Beşiktaşlıyım. Sallayın abi. Hiç önemli değil. Kıskanıyormuşum da emzik veririm. Ne kıskanacağım? Ne emzik veririm? Ya hiç daha... Sadece Ertem'e söyledim. Ayıp dedim kardeşim. Şampiyon musun? Ne şampiyon mu oldular dedim yani. Olmadık. Bence de Beşiktaş iki maçını alıp lider olacak. Ne yani ondan sonra. Evet. Ama ondan sonra ben size klip yapmayın diyeceğim. Niye? Yaptırmayacağım. Yapsın gerek yok diyeceğim. Gerek yok. Lig bitince. Sinan öyle kim, bir şey. Kim şampiyon olursa onun klibi olsun. Ya tamam o zaman öyle olsun tamam. Konya klibi yapalım. Fenerbahçe Braga'yı elesin. Konya bastırması gibi. Braga'yı elesin mesela. Şahane bir klip yapalım. Abi bu klibi o zaman Lokomotiv'i elediğimiz için yapalım. Fark Avrupa'da etmez. Avrupa'da kalan tek Türk takımı şu anda Fenerbahçe değil mi? Aynen öyle. Hafta içi Braga'yla oynayacağız. Evet. Bu klibi ona armağan edelim. Bana ne koyuyor? Ona armağan edelim hocam. Bana ne koyuyor mesela? Fenerbahçe Lokomotiv'i eliyor. Değil mi hocam? Braga ile eşleşiyor. Yarı final, çeyrek final doğru hareket ederken evet. En ezeli rakibi. Galatasaray İstiklal Caddesi'nde bilezik satıyor. Sorma. Acı olan şu. Acı olan durum. Galatasaray gibi öyle. Şimdi ben buradan Galatasaray taraftarına şey. 3 sene 4 sene önce. Doğrudur yanlıştır. Ben hala benim şeklim belli. 3 Temmuz'dan sonra Galatasaray'ların çok büyük bir kısmı Tef darbuk açılıp iş bitti diyorlardı. Doğru mu buraya evet. Kadar? Evet. Fenerbahçe öldü diyorlardı. Çok fazla kulüp başkanı Ünal Aysal'dan bir reaksiyon olmasa da ince ince tırnak içinde sinsice salvolar oluyordu. Aradan 4-5 sene geçti. Biri şampiyonluğun en az bana göre Fenerbahçe için konuşuyorum. %50 adayı. Aynı zamanda Braga'yı eleme şansı bana göre Lokomotiv Moskova'yı eleme şansından daha yüksek bir şans. Çeyrek final, yarı final, final niye olmasın? Öyle çok büyük takımlarda yok. Evet. Var ama yani baş edebilirsin. Türkiye kupası var hocam. Galatasaray ise bilezikçiliğe başlamış. Bu çok ağır bir şeydir bilezik. Bilezik her türlü çok ağırdır. Nasıl? Ya bir bilezik satarak kurtarmaya çalışıyorsun kendini. UEFA sana bir sene ceza vermiş. Evet. Komik komik işler yapıyorsun. Orhan Atik hiç lafım yok. Kutlucudan tanırım. Çok da sevimli bir çocuktur. Tanır mısın? Schneider denen zaten gözlerinde o tırnak içinde sportif sinsiliği bağıra bağıra akan, cin olmadan şeytan çarpmaya kalkan, Hollandalı'nın bir köylüsü ve köylü arkadaşlarını Galatasaray'a yamamaya çalışan bir zihniyet maalesef otelci Dursun Bey'le tüm camiayı esir almış. Galatasaray'ı bileziğe muhtaç ettiniz. Mustafa Hoca'yı rezil ettiniz. Eğer sezon ikinci yarı başlamış olsaydı şu anda küme düşme hattındaydınız. İkinci yarının şeyine göre. Fenerbahçe ise Braga'yı elersek yarı final final oynayabilir miyiz diyor. Şimdi bunun sorumluları, şimdi Fener'den Galatasaray'a geçiyorum ya. Hı hı. Aslında sizin irdelemeniz gereken sizler, başta Ertem sen, sonra Sinan. İkiniz de popüler kültürün esiri olduğunuz için, spor konuşmamak adına. Hocam kılık, kıyafet, bir dakika, benim sözüm bitmedi. Kılık, kıyafet, künyeler, saatler, topikler, makyajlarla işi götürüp aslında Türk sporunu böylesine kanayan yerlerini konuşmama gafleti içindesiniz. Beyefendi oradan kalkıyor Ciyak Şef. Çünkü Galatasaray 3 senede bayılıyorsunuz kardeşim siz. Türkiye'nin kanayan, sporda kanayan yaralarını konuşacağınıza benim kıyafetim güzel mi? Bu müzik güzel mi? Efendime söyleyeyim. Yazıktır ya. Yazıktır ya. Snyder'i yarım saat bir saat sonra. Bravo Ahmet Çakar. Siz Snyder'ın ancak bıçaklarını konuşursunuz. Hanımının güzelliğini, görüşürünlüğünü konuşursunuz. Fenerbahçe'den sonra evet bütün Fenerbahçelileri nankör olarak kastetmiyorum arkadaşlar. Yani evet bana buraya o zaman Ertem bir şarkı ver. Ya kardeşim ben konuşurken ben nankör kedi. Ertem. Pardon buyur. Bak bütün insanlar televizyonu seyretmiyoruz kapatıyoruz. Doğru, haklısın, haklısın. Hepiniz üst üste konuşuyorsunuz diyor. Koca koca adamlarız. Şurada kendik birbirimize ya biraz konuşalım bırakalım. Biraz ondan sonra ya ben burada konuşurken oradan. Oradan karşıdan apo oradan hoca. Ya bir susalım arkadaşlar. Haklısın, bir anlatalım haklısın, derdimizi. Haklısın haklısın. Anlatalım yapmayın ya. Öfkelenmekle haklısın. Ya öfkelenme alakası yok. Şimdi hocam birazdan Snyder konusu falan herhalde Galatasaray vardır. Evet. Selçuk Yunan falan onları konuşacağız. Tabii, onlara geleceğiz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Fenerbahçe iyi bir çıkış yakaladı. Tebrik ediyoruz. Son haftalarda çok herhalde 5 tane galibiyeti var değil mi? Evet. Yanılmıyorsam. Antalya yani, maçından sonra. Hayır. Avrupa maçları falan filan dediği zaman evet. Bayağı iyi gidiyor. Fenerbahçe istim üzerinde. Ne yaptık? Biz bunları hep söylemiştik.
yanlış kadro çıkarıyordu. Doğru kadro çıkarmıyor. Evet. Volkan Şen'in bu takımda oynaması gerektiğini, Van Persie'nin ısrar edilmesi, arka arka oynaması gerektiğini. Van Persie canlandı falan. Bu kenarda bir şey gördük. Ne oldu? Fernando gol attı. Van Persie sevindi, ayağa kalktı. Demek ki bir takım olgusu yaratılmış, bir takım olunmuş. Bunu da işte 2-3 hafta evvel dedim ki Aziz Selin devreye girdi. Aziz Selin ne oldu? Van Persie kalacak kardeşim sahada, çıkmayacak oyundan. Oynayacak. Ne oldu? 80-82 dakika iş bitti. 2-0 iş bitti, maç bitti, baktı, oynadı. Fenerbahçe takımı şu an çok önemli oyuncuları var orta sahada. Bir, en son alınan oyuncu Volkan Şen. Yani Nani'leri, Van Persie'leri, bana göre hepsini geride bıraktı. Şu an takımın yıldızı pozisyonu. Evet. Şener müthiş oynadı. Maçın belki adamı, de Gökhan'dan daha iyi şu durumda. Yani şu an Gökhan Gönül'ü aramazsın bile. Bugün bir gol, bir asist, müthiş bir oyun. Hasan harika Ali, bir oyun. Hasan Ali Caner eksik mesela. Hasan Ali Çağne değil mi? Hasan Ali müthiş. Evet. Ya baktın mı Fenerbahçe takım bugün pozisyon bile vermedi. Yani şu güçlü Akhisar takımına pozisyon bile vermedi. Bravo. Fenerbahçe'yi kutluyoruz. Harika bir oyun. Harika. Fenerbahçe geçen hafta da Beşiktaş'ta yendi. Rakibini de yendi. İstim üzerinde gidiyor. Şimdi ne oldu burada? Beşiktaş'ın 12 tane maçı var. 36 puan. Şans elinde. Al 12'yi şampiyon ol. Alamazsan olamazsın. Böyle bir şansın var. Lig kızıştı. Ama 3 hafta sonra, 4 hafta sonra daha da kızışacak bu. Daha da kızışacak. Yani öyle bir sert maçlar oynanacak ki, öyle bir sert maçlar oynayacak. İşte Başakşehir maçları falan filan. Bayağı sert rakipler var. Dolayısıyla bugünkü Fenerbahçe istim üzerinde. Camiye tamamen inanmış. Şampiyonluğa inanmış. Hocaya inanmış. Hoca 2-3 haftadır Fenerbahçe'nin teknik direktörü olduğunu kanıtladı. Ama birinin sayesinde. Ama öyle, ama böyle. Çünkü hocayı da eğittiler. Hocayı da yönlendiler. Yönlendi ve hocaya doğruları söylediler. Doğruyu. Hoca doğruyu bulmadı. Hocaya doğruyu bulurdular. Hoca doğru, yani Pereira'dan bahsediyorum. Evet. Fenerbahçe takımı şu an istim üzerinde. Çok iyi bir galibiyet aldı. Dün akşam Ertem yaptığı sporunda zaten dedik biz. Akhisar'ı, Fenerbahçe'nin yenebileceğini, daha iyi bir takım, daha güçlü. Bugün Cihat Hoca da söyledi. Arada bir siklet farkı var, güç farkı var. Ve bunu Fenerbahçe bugün çok iyi kullandı. Ertem, evet. Fenerbahçe seyircisine bir dakika bir şey söylemek istiyorum Sinan Engin'le ilgili. Arkadaşlar, bakın. Gerçek Fenerbahçeliler her şeyi bilirler. Şimdi Sinan Engin Fenerbahçe'nin efsane bir futbolcusu ve efsane menajeridir. Tabii ki Beşiktaşlıdır, Beşiktaş'ı tutacaktır. Nasıl ben Fenerbahçeli eski bir futbolcu? Beşiktaş'ın. Nasıl ben Fenerbahçe'de oynamış eski bir futbolcuysam, Fenerbahçeliğimi her yerde söylüyorsam, Sinan Engin de Beşiktaş'ın efsanesidir. Beşiktaş'ı gönlünden desteklemesi kadar doğal bir şey yoktur. Yalnız Sinan Engin'in en büyük özelliği, hakkını yemeyelim, objektifliğidir. Özellikle size sesleniyorum gerçek Fenerbahçeliler. 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçeli zannettiğimiz hainlerin duruşu da ortadadır. Sinan Engin'in duruşu da ortadadır. Bu kadar söylüyorum. O kadar. Evet. Fenerbahçe Spor Grubu dün de bir açıklama yaptı. Ozan Tufan'la ilgili bir görüntü varmış. Bir izleyelim bakalım. Hemen gelsin ekrana. Güzel. Mehmet Topal. Özgüvenli oyuncu böyle olur. Fenerbahçe futbolcusu bu kadar sevimsiz. Aa! Bu kadar kötü espriler. Aa! Bu kadar sevimsiz bir vücut ifadesi, surat ifadesiyle. Kim bu çocuğa mı söylüyorsun? Ya 15 gün önce beraber oturduk ya, geldi elini öptü seni çocuk. Efendim, her elini öpene öpmek zorunda değil. Efendi çocuk, ki sen gerçekten başka bir şeydir. Efendi çocuk. Ben kimseye öyle yüz göz olmam. Nasıl sen çok şeker çocuksun? Efendim çocuksun demedin mi? Hayır, ben hiç konuşmadım. Hangi şeker? Nasıl ya? Benim de ya var. Hocam çocuk pizza vardı, yemedi. Peki. Saygıdan. Hayır, hatırla. Benim dediğim doğru da. Sen dedi. Benim huyum var, ben sapığımdır. Merhaba dediğim zaman arkasını döndüğü vakit kafasını gözünü yararım. Şimdi öyle al istiyorsan. Sen Fenerbahçe takımının genç önemli oyuncusun. Yaptığın espri espri değil. Konuşma tonun konuşma tonu. Ne? Somon yemiş, yoğurt yemiş, bünyesi sağlammış. Doğru mu anladım ben? Ya. Bunları mı söylüyor? Somon yemiş, yani, yoğurt yemiş Mehmet abisi kim? Mehmet Topal. Evet. Sonra ne olmuş Mehmet Topal? Bayılmış mı? Yok, Mehmet Topal. Zehirlenmiş. Evet. Zehirlenmiş. Bir defa bu cahillik. Balıkla yoğurt yenmesinin sebebi şudur. Balık bozuksa yoğurt kusturur. Bunu gidelim bir defa öğrenin. Bu bir. İkincisi. Balıkla yoğurt yenmez de vardır ya. Bakışlar. Şu evet. Bak. Bak Mehmet Topal'a yakışıyor. Ya yapma. Beyler olmuyorsa olmuyor işte. Hocam çok tatlı ya, çocuk, ya. Çocuk ya. Ben kötü çocuk. Çok şeker ben çocuk. Ben şeker değil dedim. Dünya ben de öyle bir şey aksinde söylemedim. Hocam ne istiyorsun sen? Çocuk nasıl konuştun? Fenerbahçe kulübü nasıl oyuncusu. Nasıl konuştun bu çocuk? Abi Fenerbahçe kulübü oyuncusunun yapacağı espri bile Fenerbahçe'nin janrına. Buradayım. Kalitesine yakışan. Hocam daha küçük. Ağzı süt kokuyor çocuk ya. Bebe bu ya. O zaman espri yapın, süt iç.
Güçsün ebeveyime. Abi bilmiyorum be. Aslında ebeveyime. Hocanın benzerinin dizi vardı bu çocukla geçen sene. Abi şu hayır o başka bir şey. Ben prensip olarak suratında belirgin beni olan adamdan haz etmem. Hocam marifetname. Ya çocuk televizyona mikrofona konuştu. Çocuğa neler söylediniz? Marifetname. Ya bu benim görüşüm. Mesela bazı adamlar konuşurken ben ünit oluyorum. Bazı futbolcular özellikle. Sen Selçuk İnan konuşurken. Ya çocuğun yüzüne çocuğu övdün. Ne güzel aferin fizikte senin aslan gibi. Dedim ya dedim ya. Yani, ya harikasın. Ya şimdi bak var ya. Ya bu hocam bu çocuktan. Harika şey çocuktan. Hocam kendileri ya. Anlıyorum. Adamı gördüm. Bak çocuk. Ben çocuğum 2 ay önce. Anlatıyorum. Hocam karşıda duruyor. Bir de sen anlat. Hocam karşıda anlatayım. Ben de burada kasada oturuyorum. Ya, Sinan anlat. Hayır Erkan'ın gelirde. Bak Erkan'ın gelirde burada oturuyorum. Dur hocam. Pizza var. Kasalar masalar. Tatlı pizza. Ben de ona kızıyorum kilo almasın yemesin diye tamam mı Erkan'ın orada. Geldi buraya oturdu. Çocuk utancından, kibarlığından bizim yanında pizzayı yemiyor. Hoca bayat çocuğa. Senin fizik müzik aslan. Sen ne şeker çocuksun efendim. Şeker. Şeker çocuk. Bayıldı. Seni de hazır. Çocuğa neler söylüyorsun? Ben bir defa prensip olarak bir erkek çocuğuna. Bir erkek delikanlıya. Ne şeker çocuksun filan. İyi şeyler söylüyorsun. Çok ilginç laflar bunlar. İyi şeyler söylüyorsun. Prensip olarak. Şunu dedim. Sevinli, ben ayağa kalktı önce tanıyamadım. Surat birden beninden tanıdım. Evet. Onun için mesela polis alırken falan benli polis almazlar. Evet. Vücudunda böyle belirgin yara izi faça olmayacak. Bir dakika ben olan polis yok mudur? Benim bildiğim İçişleri Bakanlığı talimatına ama göre hocam, suratında olan polis olan faça izi olan, ama belirgin ben izi olan kişiyi polis faça yapar. Faça hayır hocam, Scarface ya, mi bu? Belki de faça ben olmaz. Belki Scarface de ben alınmaz. Ben dediğim İçişleri doğal. İçişleri Bakanlığı'nın polisleri işe aldı. Talimatnamesi. Efkanola bağlansın. Bir akşamüstü bizim Fulya'da Erkan'ın galerisine gittik. Hayatımda ilk defa gidiyorum. Sinan'la arka tarafta oturduk. Yok bizim Erkan Özkaya. Benim kardeşim. Erkan Özkaya. Tamam mı? Yeğenim benim Erkan Özkaya. Ben prensip olarak araba galerileriyle ilgili kötü anılarım olduğu için. Araba galerine gittik. Niye galeride ne kötü anı oldu? Hayır genel anlamda Erkan'la alakası yok. Araba galerileri problem nedir diyor. Ya ne problemlisi Erkan benim oğlum ya. Araba galerileri. Orası için konuşmuyorum. Tabii, Türkiye'nin en güzel galerisi. Bir kesmeyelim. Bak ama içeride 5-16 olan bir böyle bir çocuk var. Ayağa kalktı. Ulan kimdi bu? Bir dakika böyle boylu. 1.85 beşin üzeri. Tamam fizik müzik aslan. Fizik yerinde. Koç. Ulan kimdi bu herif? Tanıyorum da. Abi belinde o dedim Ozan. Ozan dedim sen bayağı uzun boyluymuşsun falan. Çocuk hakikaten saygılı, sevgili oturdu bir şeyler yiyordu. Utancından da yiyemedi. Yiyemedi. Sonra orada bir çocuk daha var. Bunu tanıyor musun dedi Süleyman. Nereden tanıyayım dedim. Bu da dedi Fatih Hoca'nın damadı. Adı neydi çocuğun? Volkan. Menajer. Volkan. Lan dedim şöyle bir düşündüm. Lan ben Ozan'a ağır eleştirmişim. Volkan'ı ağır eleştirmişim. Biz burada oturuyoruz. Çocuklar bize bir saygıda kusur etmiyor. Sıkıldım yani. Bir önce kalktık gittik. Benim bir huyum var. Ne kalktık gittik? 3 saat oturduk mu hocam? Yok, ben 3 saat bir yerde oturdum. Bakan mı duruyor? Ben bir yerde 3 saat oturamam ya. Oradan da yemeğe mi gittik? Bir şey mi oldu? Bırak kalkavanla. Çocuk kötü çocuk demedim. İyi de futbolcu aksini söylemiyorum. Karakter olarak da çok iyi bir çocuktur. Tamam. Ona da lafım yok. Ne diyorsun hocam? Ama ne ben diyorsun? Ya bunu deme hakkım yok. Fenerbahçe kulüp ne diyorsun? Kulübünün futbolcusu. Fenerbahçe otobüsünde. Esprisi. Hocam Fenerbahçe futbolcusu başka mı konuşmalı? Konuşamıyor. O da bir insan ya. Konuşamıyor. Beşiktaş'ta aynı hocam. Konuşmalıdır Galatasaray'da ya. Bu çocuktan bir ne abi kulüplerle ayrılmayalım ya. Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar şeyi mi bekler? Ya bir dinleyelim bir daha. Ne demiş? Özür diliyorum. Ozan'cığım özür diliyorum. Konuş yavrum. Ben dangadan tekiyim. Ben yaşadığım bir insanım. Tamam kardeşim. Özür diliyorum kardeşim. Bak ben tanımam etmem. Tamam ya. Ayı büyük tablesiyle kavga et. Benim bana yakışıyor. Çocuğum yaşındaki insanla Ozan, şey yapmak. Tamam. Tufan, tamam. Ozan, Tufan. Benli mi, menli mi onu da bilmem ama... Ya benli olsa ne olacak arkadaşlar? Şu an önemli bir yetkiliye sordum. Benli olanlar polise alınmıyormuş. Cevabını bekliyorum. Doğru mu? Dur öğreneceğim. Belki de yanlış biliyorum. Gönderdim bir şey. Öyle bir şey. Benim zamanımda öyleymişim bakayım. Ya bize ne kardeşim? Şey benli ya hocam. Ozan, Tufan. Olgun. Yaşından çok ileride. Cool, espiritüel bir cevap vermiş. Hayda ne oluyor? Doğru. Bir izleyelim ya. Doğru söylüyor. İzleyelim arkadaşlar. Benim galeride uyudu. Bir de yastığımı da ayağının altına koymuştu Ahmet Çakar. Hocam neler söylüyor? Şimdi duyuyorum. Doğru uyumuştum doğru. Yastığını, yastığını ayağının altına attığını duydun mu? Ya hocam bir şey söyleyeceğim. Kafasının altına koyar yastığı. Ben ayağımın altına. Bir şey söyleyeceğim hocam. Bak ben
size bir şey söyleyeceğim. Bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Şunu söyleyelim. Hocam bak, Erkan Özkaya adamdır. Erkan Özkaya Nuri'ye yanlış kimse gitmez. Kardeşim ben bir kere... Siz Belal manyak mısınız? Tipiniz böyle. Şimdi Erkan'cığım. Erkan diyorum ya. Erkan'cığım. Kardeşim. Belal siz manyak mısınız? Tipiniz böyle. Benim Erkan'la bir alıp veremediğim yok. Ben galeriye gitmem derken Erkan'la değil. Yıllar önce... Erkan'a niye sallıyorsun? Ankara... Erkan'a sallı. Ankara'da yaşadığım kötü bir olaydan dolayı bir izdir bu. Erkan'la bir alışverişim yok benim. Galeride ne yaptılarsan onu anlatacağım. Top galeriye mi kaçtı? Topun galeriye mi kaçtı? Top galeriye mi kaçtı? Aa hocam. Normalde inşaata kaçtı. Ahmet Çakar'ın beyanı doğru. Efkan şu an Türk büyük şehrimizden birinin emniyet müdürü tarafından zabuğu gönderildi. Belli olamazsın, façan olamazsın. Belli olanlar polisi alıp, aa nasıl ya, olmaz ya? Abi ne var bende ya? Abi hani, tanımlıyorsun. Büyük ben mi lazım? Ya tamam Ozan polis olmayı düşünmüyor zaten. Ya tamam. Ozan polis olmayı. Olma oğlum polis olma. Futbolcuya devam et Ozan. Ozan Tufan. Olmayacak şimdi polis. Hocam. Ya olmaz. Fenerbahçe futbolcusun. Hocam bir dinle. Ben de bu sakalı olmaz. Hocam bu ayrımcılık. Hoca şimdi diyecek ki. Benliler derneği adına konuşuyor. Hoca diyecek ki şimdi. Hoca ben yapacağım. Benli insanlar polise alınır. Dinle sen. Adam arasından bir doğuş. Hoca birazdan şöyle söyleyecek. Benli, ayrı abi. Benli futbolcu, Fenerbahçe futbolcusu olamaz diyecek. Hayır öyle bir şey değil. Birazdan doğru söyleyecek. Allah yarattı. Ona da gelecek. Ona Allah yarattı. Hocam Erkan Özkaya her şeye rağmen seviyorum hocamı diyor Erkan. Erkan. Ya bana bak, her şeye rağmen falan böyle yapma. Hakikaten konuş. Kimsin lan sen her şeye rağmen? Benim seninle alıp veremediğim yok Erkan. Hocam Erkan o sebebi böyle. Her şeye bir şey söylemedi ki. Erkan bir şey demiyor çocuğa. Ben de Erkan'a bir şey demiyorum. Ben doğru söylüyor hoca. Her şeye rağmen deyince hani hoca uyuz da değil mi her şeye? Ya bir şey söyleyeyim. Adamı galeri veririz. Biz de Erkan. Adamdır Erkan. Kardeşim kandır ya, adamdır ya. Lafımız... Oğlum hasta mısınız siz? Benim Erkan'la aramı başlayacaksın. Oğlum Erkan. Bazı şeyler anlayacak yaşta. Sen de yaşın 30-32. Benim seninle bir alalım veriyor. Yıllar önce. Ay. Şeydi Ankara'da. Galeride başıma gibi olaydan sonra her galeriye girişte rahatsızlık oluyor. Anlasın hocam. Seninle alakası yok. Ha istiyorsan da üzerine alama yok. Doğrudur senin galerinde. Yatakta yattım. Ayağımın altına şey Erkan, yaptın. Siz de bazı yaptın senin. Sen dur takipte rahatız. Sinan abi. Ayşe'den rica edelim de belini alsın Ozan'ın. Ayşe, Ayşe devre arasında belini al Ozan'ın. Ertem şey ismini bize dinlet bir daha ya. Bir daha dinleyelim. Bak bak bak, güzelliğe bak. Koçumun güzelliğe bak. Hocam anlatayım mı? Anlatayım mı hocam? Abi, Atademir'le şey arası bir şey var arkadaşlar. Abi bir şey söyleyeyim. Bazı ya Atademir. Hocam Atademir'le bu eser yenenlere. Hocam şahane çocuğun fiziği. Bacaklar buradan uzun. Çocuğu orada ne iltifatlar yaptı. İğrenç fiziği mi var? Ya kardeşim. Yok. Ne güzel söylüyorsun. Beni başkalarına karıştırma. Ben erkeklere iltifat etmem Sinan. Bu yanlış. Erkeklerin oğlun senin ya. Oğullarına iltifat etmem. Ben raconlu konuşurum. Bu bir. Ama evladım sen espri falan yap. Bir defa şu bıyıklarını filan kes. Bak Mehmet Topal karizma var. Karizma var. Bak yanında göründü. Ya ben karşı filan değilim. Çocuklar bir de papaz etmeyin hocam, ya. Hocam Erkan yarın sana somon ya yollayacak. Hocam. Vallahi bak, hocam. 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 Belli olacak seviyede bak, beni ben... olanlar polis olmaz. Polis olamaz. Yönetmelikte tanımı var. Bak evet. İnanamıyorum. Şu an konuşuyorum. Ozan, Ozan. Ozan bir Ozan... takipte polis olduğu belli olmamalı. Yani tabii. Ozan ben kötü haberi veriyorum. Burada bak eski kurt biliyor demek uğraşıyor. Ozan'a kötü haberi veriyorum. Ozan'a devam ediyorum. Ozan'a kötü haberi veriyorum. Ozan Cemal Fenerbahçe futbolcusu olmasın. Ozancığım polis yüksek okuluna yazılacaktın. Yazılma oğlum. Devam et. Polis olamıyorsun. Çok eski öğretmenlikti. Olamıyor çocuk şimdi. Polis olamıyor. Bir şey söyleyeceğim. Ben anlamadım. Rasim sürekli emniyetten gelen istihbarat. Ya bunu ne istihbarat olsun? Adamın bu. Ben bunu anladım ki. Hayır bak beni göster. Bütün emniyet müdürünün elinde veya futbol seyrediyor. Sana ben bir şey söyleyeceğim. Şundan dolayı bile emniyette yazışan müdürü bana mesaj attı. Şundan İnanın dolayı bile şey benden ya. Dolayı Ozan'ın belinden dolayı bile emniyetle yazışıyorsan ben senden hayır, çok korkuyorum. Hayır hayır hayır. Bak yemin ediyorum. Hayır hayır bak. Tamamen insanlara gerçekler aldım sonra abuk cubuk. Abi bu ben muhabbeti oldu ya. Bana bir baktı şimdi isim vermem tabii. O verse ver derlerse veririm. Aa bir mesaj geldi. Bir il emniyet müdüründen. Abi. Ondan sonra bir tane daha şu an dördü çıktı. İşte. Kendiliğinden. Allah aynı. Yemin ediyorum aynı. Abi benzemiyorlar mı? Ya ikisi de güzel çocuk. Çirkin demedim yanlış. İkisi de güzel çocuk. Hocam. Vay ikisi de güzel çocuk. İkisi de koç gibi maşallah. Hocam. Ne? Yani
şuna sen nasıl benziyor diyorsun? Ne var bunda? Gurur duyuyorum ben şeyden, atadan gurur hocam, duyacağım gurur bir sanatçımız. Hocam ayrı bir şey yani. Hayır beni de mesela önemli bir sanatçıya benzeşeniz. Bir dakika hocam. Adam değil dedim mi ataya ben? Atayı kötülediğimizden veya şeyinden değil. Ne var benzeyebilirim? Yani İnsan insana ve sen de benziyorsun birine mesela. Hocam bilmiyorum ben kime benziyorum. Ben benzetiyorum da söylemeyeyim. Ben de mutlaka birine benziyorum. Ben de birine benziyorum. Kime? Sen var senin yok hocam. Eşin benzeri yok. Sen hiçbir insana benzemiyorsun. Sen eşin benzeri yok. Savcı sayan birbirine benzer. Benziyorsunuz kabul edin. Hocam senin eşin benzeri yok. Ertem şeye benziyor sen söyle. Kime? Beşiktaş'ın yeni liberosu. İspanya'dan Alexis andırıyor böyle bir havası var. Yok, abi, benziyor Ertem abi. Yakışıklı hocam. Senin dünyada benzerin yok. Var var bir tane var. Yok yok. Var. Sana kimse benzemiyor. En son çeyizcilik yapıyordu. Kim o? Forçuydu Nikaragua'da. Tövbe işte. Hocam Rasim bir kere Rasim Asım. Ozan Tufan'a. Ertem'ciğim bu konuyu geçelim. Sinan abi çok güzel bir not var gidiyorum. Reklama gidiyorum da. Bu konuyu geçelim. Ozan Tufan'ı tebrik ediyorum. Hocam bir yerde patladın. Neymiş? Rasim sendi. Neymiş? Dünyamin Gezer polis miydi? Baba polisti. Evet. Beni yok muydu? Var mı yok ki ben ya. Ben görmedim onu. Vardı. Bünyamin ama emniyet müdürü değil. Ozan Tufan'a. Şey polis. Abi ben Bünyamin'de. Kahve molası. Eğer arkasında, sırtında, aşağısında bir varsa lafım yok. Hocam İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'ndan biri geldi. Topikli nerede polis olamıyor? Topikliler işte. Topikliler. Hocam sana. Bir dakika Rasim. Bir dakika bağırma. Hocam sana teslim ediyorum. Oturup yediğimiz, çay içtiğimiz, bizim kardeşimiz, evladımız, çocuk şurada güzel bir espri yapmış. Aldın bir çocuğu aldı yerden soktu. Belinden. Yani Fenerbahçeli futbolcu olunca konuşması farklı mı olmalı? Bir şey söyleyeyim. Bunlar genç ve nasıl bir ülkede yaşıyorum ben? Böyle şey olabilir mi? Nasıl bir ülkede? Kahve molası yapma ya. Kahve molası sevgili seyirciler. Hocam. Tamam. Kahve molası. Bak bırak. Eleştiriye tabiri olsun ya. Eleştiri özgürlüğü. Ya Rasim. Topikliler polis olamıyor artık. Ben topikliyim de polis. Ben de polis. Polisler ben İçişleri Bakanlığı müfettişlerinden özür dile. Ben de topik mobik yok. Öyle öyle diyorlar. Ne diyorlar? Var? Ben niye polis olayım ya? Olmayacağım ki polis falan. Ne 40 yaşındayım ben ne polisi ya? Ertem gizli polis. Evet. Seni. Hocam da eski kulağı kesiklerde. O ismini bilir misiniz? Hocanın kulağı değil. Eyvah. Çok tehlikeli iyi bağlar ediyor hocam. Reklamdan sonra nereye mi kesin?